sudan kimyasal gazların kullanılmasına dair yine konuşmalar da yaptık. Almanya Bilimsel Dayanışma Kurulu üyesi Aken, Federe Kürdistan bölgesine gidiyor ve orada bir inceleme yapıyor. Aken, Birleşmiş Milletler'de kimyasal silah uzmanı olarak çalışmış bir insan ve şunları söylüyor. Kimyasal saldırı gerçekleştiğine dair pek çok bulgu var ve bu bir araştırma yapılmalı. Ben bir rapor hazırlayacağım ve bu raporu Alman hükümetine sunacağım diyor. Burada tabii ki şunu hatırlatmak isterim. Türkiye, Birleşmiş Milletler Cenevre Konvansiyonu'yla kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir. Ve bu konuya dair Milli Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Bizim envanterimizde kimyasal silah yok diye. Biz burada şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Hem uluslararası güçlere hem ilgili kurumlara bağımsız ve tarafsız bir komisyon oluşturulmasını ve gidip yerinde inceleme yapılmasını. Milli Savunma Bakanı bizzat bunu kendi talep etmelidir. Envanterimizde bu silahlar yoktur diyerek ortaya çıkan belgeleri geçiştiremez. Bu konuda hakikaten sizler bunu kullanmamışsanız bu komisyonun oluşturulması için buna öncülük etmesi gereken Milli Savunma Bakanı'dır, AKP iktidarıdır. Aksi takdirde uluslararası sözleşmelere ve hukuka göre bir suç işleniyor ve bu suçun bedeli ağırdır. Bizler bu suçun ortağı olmak istemiyoruz. Şimdi biraz evvel yapılan konuşmada ifade edilen iftiraları reddettiğimizi belirtmek isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olmadığı gibi en ufak bir kullanımda söz konusu olmadığını herkes çok iyi biliyor. Bu bir iddia değil, bir iftiradır. Dolayısıyla bu bir beşinci kol faaliyetidir. Bu emperyalistlerin ağzıyla emperyalizmin yaklaşımı çerçevesinde oraya dönük Türkiye'yi uluslararası hukuk nezdinde gündeme getirmenin bir altlığı, planlı bir kurgusu olarak karşımıza çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bundan beridir. Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tür iftiralardan beridir. Bunun kayda geçmesini istedim. Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinin hakaret etmiş sözlerini kendisine iade ediyorum. Birincisi o. Ortada ne bir iftira vardır ne de başka bir şey. Ortada bir sorun var ve bu sorunun hukuk yoluyla araştırılıp çözülmesi gerekiyor. Niye hakaret ediyorsunuz bundan dolayı? Bu kadar kendinden emin olan bir iktidar bunun uluslararası alanda araştırılmasından en ufak bir şekilde gocunmaz ve göğsünü gere gere der ki gelin araştırın kardeşim, varsa bir şey çıksın ortaya der. Niye gocunuyorsunuz da bize saldırıyorsunuz? Net bir ifadede bulundum ve bunun iftira olduğunu beyan ettim. İftiranın araştırılması olmaz. İftira adı üzerinde hiçbir şekilde yapışmayan ve söz konusu olmadığı herkes tarafından da bilinen bir hakikatin ancak bir mügalata sebebiyle suçlamaya dönük ortaya atılan bir iftiranın araştırılması olmaz. Sonuçta teröristin ve terör örgütünün İftiralarını burada dillendirmek bütün millete ve devlete apaçık hakaret etmek demektir. Bunu reddettiğimizi ve iade ettiğimizi ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bakın bugün sabahleyin Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Biraz önce grup başkan vekilimiz bu konuyla ilgili detaylı bilgiler de paylaştı sizlerle. Ben açıklama yapmış olduğu konuyla ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın biz bu kürsüden kimyasal gazların kullanılmasına dair yine konuşmalar da yaptık. Almanya Bilimsel Dayanışma Kurulu üyesi Aken, Federe Kürdistan bölgesine gidiyor ve orada bir inceleme yapıyor. Aken, Birleşmiş Milletler'de kimyasal silah uzmanı olarak çalışmış bir insan ve şunları söylüyor. Kimyasal saldırı gerçekleştiğine dair pek çok bulgu var ve bu bir araştırma yapılmalı. Ben bir rapor hazırlayacağım ve bu raporu Alman hükümetine sunacağım diyor. Burada tabii ki şunu hatırlatmak isterim. Türkiye, Birleşmiş Milletler
Cenevre Konvansiyonu'yla kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir. Ve bu konuya dair Milli Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Bizim envanterimizde kimyasal silah yok diye. Biz burada şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Hem uluslararası güçlere hem ilgili kurumlara bağımsız ve tarafsız bir komisyon oluşturulmasını ve gidip yerinde inceleme yapılmasını. Milli Savunma Bakanı bizzat bunu kendi talep etmelidir. Envanterimizde bu silahlar yoktur diyerek ortaya çıkan belgeleri geçiştiremez. Bu konuda hakikaten sizler bunu kullanmamışsanız bu komisyonun oluşturulması için buna öncülük etmesi gereken Milli Savunma Bakanı'dır, AKP iktidarıdır. Aksi takdirde uluslararası sözleşmelere ve hukuka göre bir suç işleniyor ve bu suçun bedeli ağırdır. Bizler bu suçun ortağı olmak istemiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, sözlerimin son kısmına gelirken İran'daki kadın hareketinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Ve İran'da saçının teli gözüktüğü için İran ahlak polisi tarafından katledilen sevgili Jina Mahsa Amina'yı buradan bir kez daha saygıyla anıyorum. Ve orada kadın hareketinin sadece İran'da değil, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'nin dört bir yanında nasıl dalga dalga büyüdüğünü, Jinjiyan Azadi yani kadın yaşam ve özgürlük sloganının kadın hareketinin bütün dünya ölçeğinde nasıl ortak bir bilince ve slogana dönüştüğüne hepimiz tanıklık ettik. Fakat İran'da ne yazık ki Türkiye'de de bunun benzerlerini çok görüyoruz. İran'da kadın hareketinin bu büyümesini ve gelişimini dış güçlerin tetiklemesiyle ve desteğiyle İran'a karşı, rejime karşı dış güçlerin bir oyunu gibi aksettiriyorlar. Hatırlayacaksınız AKP iktidarı ve Erdoğan Gezi direnişi için aynı şeyleri söylemişti. Ben buradan şunu hatırlatmak istiyorum. Kadın hareketi bölgede başta olmak üzere bütün dünyada devletlere, otoriter rejimlere ve erkek egemen zihniyete karşı onların toplumdaki bütün örüntülerine karşı en güçlü mücadeleyi verdikleri bir dönemden geçiyoruz. Kadın hareketini dış güçlerin etkisinde olarak... Teşekkür ederim başkan. Kadın hareketini dış güçlerin etkisinde olan yapılar şeklinde yaftalayarak bu güçlü direnişi, bu aslında otoriter rejimlere karşı güçlü direnişi, erkek egemen sisteme karşı güçlü direnişi hiç kimse yok sayamaz. Yok sayamadıklarını da kadınların sokaktaki güçlü duruşu göstermektedir. Evet, sevgili Jina adeta kadınlar adına karları delerek güneşe ulaşan bir kardelen çiçeği gibi. İnsan yaşamına kastederek onu 22 yaşında toprağa gömen zihniyete karşı mücadele edeceğiz. Çünkü insanın insanca yaşam hakkından daha değerli hiçbir şey yoktur. Ve bunun için de küresel ölçekte bu seslerin birbirini görerek ve duyarak yankılanması kadın hareketi açısından çok umut vericidir. Kadınların özgürlük mücadelesi için de çok anlamlıdır. Hepimize başarılar diliyorum. Kadın hareketine bu anlamıyla başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına eski... Pardon, buyurun sen. Açıverin arkadaşlar. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi biraz evvel yapılan konuşmada ifade edilen iftiraları reddettiğimizi belirtmek isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olmadığı gibi en ufak bir kullanımda söz konusu olmadığını herkes çok iyi biliyor. Bu bir iddia değil, bir iftiradır. Dolayısıyla bu bir beşinci kol faaliyetidir. Bu emperyalistlerin ağzıyla emperyalizmin yaklaşımı çerçevesinde oraya dönük Türkiye'yi uluslararası hukuk nezdinde gündeme getirmenin bir altlığı, planlı bir kurgusu olarak karşımıza çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bundan beridir. Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tür iftiralardan beridir. Bunun kayda geçmesini istedim. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Oluş. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinin hakaret etmiş sözlerini kendisine iade ediyorum. Birincisi o.
ortada ne bir iftira vardır ne de başka bir şey. Ortada bir sorun var ve bu sorunun hukuk yoluyla araştırılıp çözülmesi gerekiyor. Bakın ben size şimdi bir örnek anlatacağım. Geçen yıl burada 21 Şubat 2021 Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar konuşma yapıyor ve konuşmasında diyor ki Gare üzerine yaptığı konuşmada tutanaklarda var. Alın bakın. Sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır diyor. Bunun dışında herhangi bir silah mühimmat kullanılması söz konusu değil. Sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmış. Değil mi? Şimdi ben size Türkiye'nin 13 Ocak 1993 tarihinde Paris'te imzalanmış olan kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili sözleşmeden bir alıntı yapacağım. Madde 1. Birinci maddenin 5. fıkrası ne diyor biliyor musunuz? Sayın Grup Başkan Vekili, taraf devletlerden her biri toplumsal olayları denetim altında tutmakta kullanılan gereçleri bir savaş yöntemi olarak kullanmamayı taahhüt eder. Nokta. Bu anlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti imzalamıştır. Ama geçtiğimiz yıl burada Milli Savunma Bakanı Akar dedi ki sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. İşte evet. Yasaklanan mesele bu. Biz de diyoruz ki eğer böyle bir durum varsa, bu kullanıldıysa, böyle şeyler yapıldıysa bunlar araştırılmalıdır. Bu ciddi bir meseledir diyoruz. Çünkü mesele sadece sizin iktidarınızla ilgili değil. Devletle ilgili bir meseleyi konuşuyoruz. Yani Millet Meclisi'nin altında imzası olduğu sözleşmedeki bir maddenin çiğnenip çiğnenmediğini araştırılmasını talep etmek iftira filan değildir. Görevimizdir bizim esas olarak. Biz de bunu yapıyoruz. Niye hakaret ediyorsunuz bundan dolayı? Bu kadar kendinden emin olan bir iktidar bunun uluslararası alanda araştırılmasından en ufak bir şekilde gocunmaz ve göğsünü gere gere der ki gelin araştırın kardeşim. Varsa bir şey çıksın ortaya der. Niye gocunuyorsunuz da bize saldırıyorsunuz? Sayın Akbaşoğlu buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok açık ve seçik bir şekilde net bir ifadede bulundum ve bunun iftira olduğunu beyan ettim. İftiranın araştırılması olmaz. İftira adı üzerinde hiçbir şekilde yapışmayan ve söz konusu olmadığı herkes tarafından da bilinen bir hakikatin ancak bir mügalata sebebiyle suçlamaya dönük ortaya atılan bir iftiranın araştırılması olmaz. Sonuçta teröristin ve terör örgütünün iftiralarını burada dillendirmek bütün millete ve devlete apaçık hakaret etmek demektir. Bunu reddettiğimizi ve iade ettiğimizi ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Oluş, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Karşılıklı şey olmasın. Yok, ben sadece bir kayıtlara geçsin diye bir şey söyleyeceğim sadece. Bakın 1937-38 dersimde on binlerce Kürt Alevi katledildi. Aradan 50 yıl geçti. 50 yıl. 52 yıl hatta. İhsan Sabri Çağlayangil anılarını yazdı. Kitap çıktı. O kitabı okudunuz mu bilmiyorum. Ben okudum. Ne diyordu İhsan Sabri Çağlayangil? Aradan 52 yıl geçtikten sonra alıntı yapıyorum. Neticeyi söylüyorum. Bunlar kabul etmediler. Mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içerisinden bunları fare gibi zehirledi. Ve 7'den 70'e o Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir harekat oldu. 50 yıl sonra bu konuşuldu Türkiye'de. Biz diyoruz ki 50 yıl beklemeyelim. Şimdi konuşalım. Varsa bir peki, teşekkür ederim.